Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları tek tek dezenfekte ediliyor. Türkiye'nin en yoğun şehri olan megakent İstanbul'da taksi ve dolmuşlarda dezenfekte işlemi başlatıldı. Anadolu yakasındaki taksiciler Kadıköy İskele Meydanı'na giderek araçlarını dezenfekte ettiriyor. Taksi Hakları Derneği Başkanı Osman Oruç, yeni tip koronavirüse karşı Anadolu yakasında 300 taksi durağındaki 7000'in üzerindeki taksiye çağrıda bulunarak dezenfekte işlemine başladıklarını belirtti. Samsun'un Havza ilçesinde ise kaplıcaların yanı sıra Havza Huzurevi ve umuma açık yerlerde gece boyunca dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport Tav Antalya Spor Demir Grup Spor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye ekipleri toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi, kültür merkezi, camiler ve taziye evleri gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerde hijyen çalışmaları yaptı. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi de kent merkezinde geceleri çalışmalar yapıyor. Özel kıyafetli ve maskeli personelle itfaiye ekipleri, otobüs durakları, kurs merkezleri, bankamatikler ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyor. İl müftülüğünce virüse karşı cami, mescit, Kur'an kursları ve kütüphanelerde de dezenfekte çalışması başlatıldı.